Recep Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Çocukluğumuzun hayali ve hep böyle istediğimiz, beklediğimiz, yazınla gelmesi istediğimiz bir yerdeyiz. Roma'da, Dondurma'dayız biz şu anda. Yeni Bosa'dayız aslında. Ve buranın sahibi olarak siz konuk olduk. Çok teşekkür ederiz öncelikle bu keyifli alana bizi konuk ettiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk efendim. Ama öncelikle ben Roma'da Dondurma'dan önce izleyicilerimize Recep Bey'i tanıtmak istiyorum. Recep Kurnaz kimdir? Ben İstanbul Meziköprü 78 doğumlu, 14 yaşından beri bu işin içinde olan, alttan yetişmişiz yani. Arnavutların yanında çocukluğumuz, yıllarımız geçti. Bu işe hobi, yani sıcaklıktan dolayı kendim yapmak istedim. Burayı da Nisan 1'de açtık. 4 aylık, 5 aylık bir dükkan ama talebimiz de yüksek. Evet. Aslında siz 14 yaş diyorsunuz böyle tam çocukluk çağında dondurmaya hevesli olan dönemde çekirdekten yetiştiniz. Çekirdekten iki patronlarımızın sayesinde Arnavutların yanında yetişmem de şans eseri oldu benim için. Bu meslek kolay bir meslek değil. Sevmesi gereken, ilgilenmesi artı kalitesine önem vermen gerektiği lezzet açısından çok değerli bir meslek. Herkes bir dondurmacı olabilir ama bu kaliteyi çıkartamaz. Evet. Aynen. Evet. Bu kaliteyi çıkaramadıktan sonra aslında bu işi yapan, merdiven altı yapan yerler de var, öyle değil mi? Sizi ayıran özelliği, bir de hani ucuz fiyat böyle politikasına da giriyoruz ama ayıran özelliği de söyleyebilir misiniz? Diğerlerinden bir nasıl anlarız iyi dondurmayı? Yani hijyenik, daha bir kaliteyi yüksek tutmak. Yeni Bosna burada tek olmak maksatında. Öyle bir görüntü, yani yaptığımız malda içinden bir şeyi çalmadan, kalitesine ödün vererekten burada bir an önce yükselmek, insanların gözünde daha bir açık, net olaraktan ürünleri çıkartıp lezzetini sunmak. Peki bu lezzetin bize tattık, çok da güzel gerçekten, yedikçe yiyesi de geliyor insanın ama bunun sırrı nedir, yani neler yapıyorsunuz? Yani sırrı şu, kaliteli süt artı salep, yani günlük kullanım, şoklamaya girmeden tazeliği, lezzeti oradan gelir fazlalığı da. Artı öbür türlü yani nedir? Tamamen el yapımı. El yapımı, kendi yapımız. Bekletme yapmadan insanlara sunum vermek. O talebi de şu anda görüyoruz Allah'a şükür. Evet. Talebimiz yüksek oldukça. Başarı tesadüf değil aslında. Tabii ki. Bu işi severek ve hijyenin farkına vararak. Özelliğimiz ya. Alttan yetişmemiz, çekirdekten gelmemiz. Evet. Arnavutların bana verdiği bu meslek bana gurur verecek diye. Yeni Bosna'da tek olmak amacında devam ettirmek yıllar boyunca. Aslında Recep Bey, evet devam ettirmek diyoruz, birçok şey çekirdekten yetişme falan ama biraz da bu kişilik meselesi, öyle değil mi? Siz yemek istemediğiniz bir şeyi halkınıza, bu Yeni Bosna merkezli bir yer burası, aynen, onlara sunmak istememinizden kaynaklanıyor. İşinizi çok severek yaptığınızda çok belli aslında bu anlamda. Yani şimdi ben normalde yaptığım işi veyahut da yaptığım herhangi bir dondurmayı kendim yiyeceksem insanlara sunmak istiyorum. Evet. İlk hedefim bu. Evet. Bunu ki dedim ya, çalıştığım insanlar bana çok şey öğretti. Evet. Titizlik onlarda bir numara, Arnavutlarda. Evet. Artı lezzeti çok iyi bilen insanlar. Evet. Ben o yönden çok şanslı olduğum için o şekilde devam ediyorum. Yani onların yolundan çıkmadım, çıkmam da. Ki bunları şu anda İstanbul'da Romado şubesi olarak da müşteri kapasitemizde bilgisindedir. Romado Yeşilköy'de vardır, Gazipaşa'da vardır, Fatih'te vardır. Şu an 9 tane filan. Bu şubenin sahibisiniz. Aynen, bu şubenin sahibi de biziz. Allah tabii ki uzun ekmek verirse bize. Evet. Kendimizi lezzeti bozmazsak. Yazın dediniz ki sadece dondurma var. Bir de kışınki hizmetleriniz de var sizin aslında, değil mi? Burada farklı hizmetler kışın de var. Kışın boş durmuyoruz. Dükkanımızı kapatmıyoruz ki gelen insanlara da ya kapalı gibi görüntü vermekten ise lezzetlerimizi başka şeyle, yani tatlılarımız var. Ekler olsun, fırleçe olsun, waffle olsun, daha değişik ürünlerle devam ediyoruz. Vapalı kendi makinenizde yapıyorsunuz. Kendimiz burada yapıyoruz vapalımızda. Muhallebilerle kendimiz çıkartıyoruz tatlılarımızı. Allah aşkına yani. Evet. Problemimiz olmasın. Peki yani burayı tabii açtınız. Açarken de insanların tabii ki birçok hayal, hedefle açılıyor elbette, değil mi? Hedefler de bitmiyor ama. Biraz önce de sohbetimizde de bahsettik. Var mı başka projeleriniz? Hedeflediğiniz yerde misiniz şu anda? Şu anda hedeflediğimiz yerde miyiz? İlk etapta evet, talebimiz yüksek oldu 4 ay içerisinde, beklemediğimiz kadar. Ama devam ederiz. Allah, başka yere bir şube
olabilir. Bu da zaman içerisinde. Demiyoruz ki bir sene veya iki sene sonrasında bakarsınız beş ay sonra olur. Evet. Tatlı sektörü. Ama siz zaten biraz önce de bahsetmiştiniz. Hayal iki personelle başlayıp şu anda 7 personele çıktım. Ve çok da kısa bir sürede aslında bir araya geldiniz. Öyle değil mi? Yani isteriz ki 20 tane insana bir ekmek verelim. O 20 kişi de bize 40 kişi olarak geri dönsün mantığıyla. Ne güzel aslında bilinçli bir firma sahibi de var burada. Onlarla aile şirketi gibisiniz aslında. Patronculuk da oynamıyorsunuz gördüğünüz kadarıyla. Yok ben şu anda beyaz gömleğimle gelirim 12 saat ek işimin başında. İlgilenirim, takip ederim, başında dururum, müşteriyle konuşurum. Hayatla patronlukla bizim işimiz olmaz. Evet. Patronluk bu farklı bir meslektir. Peki size destek olanların o patronlarımıza da buradan selamlar iletelim öyle değil mi? Tabii ki ben onlardan şimdi biz onların yanında çalışırken onlarla bizle beraber tezgahta çalıştıysan biz öyle yetiştik. Ne güzel. Bizde, tabii ki yüksek gözlük yok. Seviyemiz bellidir. Yukarılara hiçbir zaman çıkmadık. Ama çok da belli zaten severek yaptığınız. Peki ben size vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum ama son olarak da sizi destekleyenleri, personellerinizi, buradaki müşterilerinize son sözlerinizi alabilir miyiz Recep Bey? Yani şu anki yaptığımız hizmette karşılığını inşallah ilerleyen zamanlara daha iyi alırız. Onu bekliyoruz. Evet. Bu lezzetleri elimizden geldiği kadar sürdürmeye daha yüksek kalitede devam ettirmek istiyorum. Çalışanlarla ilgimizde hepsine teşekkür ediyorum gerçi. Evet. Verdikleri emeklerden dolayı. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Aynı tatta farklı projelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın Recep Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun.